Abdülhamit döneminde Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. O açıklamada diyordu ki Abdülhamit'in döneminde hiçbir toprak kaybı yapılmadı falan falan, böyle bir konuşma yapıldı, bitti. Sonra sizin de dahil olduğunuz birçok... Ben 1,5 milyon kilometre kare toprak kaybetmiş dedi. Evet. O konuşmadan 7-8 sene önceydi bu benim söyleyeyim. Evet. Evet. Cumhurbaşkanı yanlış mı biliyor? Cumhurbaşkanı yanlış bilmiyor. Hazırlayanlar, konuşmayı yazanlar öyle yazmışlar. Hazırlayanlar bilmeden yazmış o zaman. Veya bilerek yazdılar. Bilmiyorum, bilmeden de yazmış olabilir. Nasıl bilerek? Şimdi Türkiye'de bu bir kavramdı. Sultanahmet tek karış toprak kaybetmedi. Doğru, tek karış değil. Türkiye'nin iki katı toprak kaybetti. 1,5 milyon kilometre karedir. Ama bu korkunç bir şey değil mi? Ülkenin cumhurbaşkanı, devletin en başına yanlış bir metin önüne koymak. Evet. Evet. Evet ama bir kesimde hala buna inanıyor. İnanan var. Şimdi efendim, sebep şu. Benim çocukluğumdaki yaşlılar Abdülhamit döneminin gençleriydi. Erkekler nefret ederdi. Kadınlar severdi. Ucuz. Çünkü her şey sübvanse. Ve borç şey falan. Sübvansiyona şey yapılıyor. Ama erkekler sevmezlerdi. İki kişi, üç kişi yolda yürüsek Fizan'a giderdik derlerdi. Fakat öyle bir Cumhuriyet döneminde öyle bir politika yapıldı ki, putlaştırma politikası. Kurucu babaları. Tamam, Atatürk'e hepsine saygı duymak zorundayız çünkü devletin kurucusudur. Ve çok ciddi bir askerdir. Öyle dedikleri gibi askerliğine de laf etmeye başladılar. Fakat işte pusulası olmayan gemiyle gitti de şuydu da buydu da politikası yüzünden, propagandası yüzünden karşı, yani bir tepki çıktı. O tepki Abdülhamit olarak çıktı. Bugün dizi yapıldı biliyorsun, bir Payitahtlı bir dizi vardı. Ya 30 sene Sultanahmet Sarayı'ndan dışarı çıkmamıştır. O elde tabanca baskına gidiyor. Sefir dövüyor. Olmayan bir Abdülhamit yaratıldı. Uydurma mı? Uydurma tabii ki. Öyle bir Abdülhamit yok. Olmayan bir Abdülhamit yaratıldı. Ve işte ifrat tefrit. Sizin o varsa bizim de bu var meselesi oldu. Olmayan bir Sultanahmet yaratıldı. Ama gene çok kötü bir adetimizdir. Şarkta olan bir şeydir bu. Geçmiş yüceltilir şarkta. Hmm. Demokrasi nasıl yoksa ciddi tarih şeyde azdır bizde. Geçmiş yüceltilir. Ve o dönem yüceltilmeye başlandı. Batı'da yapılmaz mı bu? Yani Fransızlar Fransız Hitler'le falan Hitler yaptı mı? En son. Hitler yaptı Cermen şeyini. Fransa'da şu anda ben Fransız tarih yayınlarını takip ederim. Sömürge dönemini perişan ediyorlar şeyleri. Neler, ne yayınlar yapılıyor. Şey yoktur. Yani olanı söyler. Hiç kimse yücelsin veyahut küfretsin demiyorum. Geçmişe, yalnız bir de şu var. Bizim kadar, yani ifrat tefrit dolayısıyla ve işte bu redimiras politikaları neticesinde öyle bir zihniyete sahip olduk ki biz, geçmişine bizim kadar küfreden başka millet yoktur. Nefret ediyorlar ya. Senin geçmişin. Osmanlı değil. Ulan senin büyük annen, deden Osmanlıydı. İnsan soyuna şey yapar mı? Soysuz musun sen veya gökten zembille mi indin 1923'ten sonra? Ama aynı şekilde o geçmişe küfür ölçüsünde geçmişi yüceltme de var bizde. Çok yanlış bir şey. Ya orada birazcık şey enteresan değil mi? Mesela yani Fatih Sultan Mehmet'le Vahdettin'i neredeyse aynı yere koyup anlatan bir dil oluştu. Yani ben de, yani benim haddim değil sizinle hemfikir olmak. Ben burada soru sormakla mükellefim ama yani dediğinize çok katılıyorum tabii ki, yani neticede bir şey inkar etmek artık mantık çerçevesinin dışına çıktı. Hayır, bir de şey olduk biz. Ama mesela Vahdettin, çok merak ediyorum. Vahdettin mesela caddelere maddelere mesela 2023 yılında adı verilecek bir padişah mıydı? Aynı şey. Etki tepki. Olur. Ha, Vahdettin hep söylüyorum onu, yani hain değildir benim gözümde. Çaresiz bir padişahtır, zavallıdır. Çaresiz bir padişahtır. Ha, ismi verilir mi? Verilmez. Makul odur. Ama etki tepki öyle bir hale geldi ki Vahdettin'i de kahraman yaptık. Vahdettin'den kahraman çıkar mı? Çıkmaz.
çıkmaz. Vahdettin'in Atatürk'ü... Çünkü şanssız. Çok kötü zamanda gelmiş. Bak, Birinci Dünya Savaşı. Yani biz Mondros Mütarekesi'ni biliyorsun. 30 Ekim sonunda imzaladık. Eylül'de Ağustos'a benimle gelmiştir. Temmuz'da 2-3 ay önce. Her şey bittikten sonra tahta geçmiştir. Bitmiş zaten. Ha, İstiklal Harbi zamanında işte idam fetvaları bilmem ne falan filan. Evet, İngiliz baskısıyladır. Ama bunların zihniyeti başka, kafasındakiler. İstanbul gitmesin. Bütün korku odur. İstanbul korkusudur. Anadolu'ya bakmıyorlar. İstanbul gitmesin. Ama dediğin, tekrar söyleyeyim yani, caddeye isminin verilmesi bence doğru bir şey değildir. Tepki çeker o bakımdan. Yoksa tabii ki bu ülkenin hükümdarıdır, yani devlet başkanıdır. Bugün Tayyip Erdoğan'ın makamında Abdülhamit de oturuyordu, Fatih de oturuyordu. Aynı makamdır. Vahdettin de oturuyordu. Ama küfretmek, hakaret etmek gereksiz. Ama şimdi bizde entelektüel geçinen kesim, yani hain bilmem ne Vahdettin şey gibi şey konuşuyorlar. Ama karşı tarafta da bunun tam tersi var. Mesela kardeşim, Osmanlı toplumu batmaya mahkumdu. Belli bu. Çünkü dünyayı kavrayamadık maalesef. Eski güzel günler, geniş imparatorluk vardı çünkü yönetim meselesini halletmişti. Bu nasıl halletmişti? Kardeş katli var mesela bunun içinde. Veyahut kapı kolu şeyler var. Dönme diyorum şeyler. Yani her dinden devlet adamı olur ya, okutulu edilir onlar. Fakat sona çağa ayak uyduramadı. Fakat biz şimdi İmparatorluğun yıkılmasını bir kesim, özellikle muhalif kesim, işte Yahudi, Masonlar, Yahudiler, bilmem neler, sömürgeciler, emperyalistler. Yani bizim hiçbir suçumuz yok, hiçbir becerisizlik etmedik biz. Biz yıktık, ne Masonu ne Yahudisi yıktı. İttihat Terakki zaten Masonlu diyorlar. Askerin başındaki Enver Paşa Mason değildir. Mason lojalarını kapatmıştır, onu da bilmiyorlar. Çoğu da bilmiyor. İlk kapatan Atatürk değil, Enver Paşa'dır. Şeyleri sonra Talat Paşa şey yaptı, devşirmeler. Yani oraya mesaj geldi. Eşimden mesaj geldi. Devşirme mesaj geldi. Ya ben kesmeyeyim diye söylemedim. Söyle. Şey olursa yani bu ama tabii Vahdettin'in veya herhangi bir padişahın, Sultanahmet'in hatası yok mu? Onun da var. Ama hakaret etmeyi gerektirmez. Fakat tartışmalı isimlere cadde ismi falan verirsen tartışmayı daha çok alevlendirirsin.